Bu küresel yapının görünen ismi Zuckerberg. Yani küresel yapıyla dünyayı bu felakete sürükleyen yapıyla yakın ilişki içinde olan, aslında hiç ilişki de değil, onlar adına hareket eden, sosyal medyayı yöneten isimlerden biri. Elon Musk da diğeri. Tamam mı? Bunlar zaten bu bilgiye sahip. Bu bilgi de şu. Biraz önce anlattığımız gibi dünya küresel güçler eliyle bir nükleer savaşa doğru sürükleniyor. Bir felakete doğru. Bunlar bu felaketi bir şekilde kendileri yaşayarak atlatmak için bu şehirleri, daha doğrusu yani bu ilk başlangıcı tabii, ben daha önce görmüş olduğum birçok yerleşke var. 7 tane dağ satın alındı. Bu 7 dağın altında adeta kentler, ya da kent demeyeyim ama kasabaların kurulduğunu biliyoruz. Orada kendi yerlerini hazırladılar. Bir nükleer savaş çıktığı zaman kendi oksijenlerini de temin etmek şartıyla, su kaynakları da olmak şartıyla burada 2-3 yıl yaşayacakları bir zaman dilimine göre hazırlıklarını yaptılar. Yani buradan şu sonucu rahatlıkla çıkartabiliriz. Dünya bir nükleer savaşa doğru gidiyor. Bak, çok artık bunu eskiden hayal ürünü olan, yok olmaz diyenler de kabul etmeye başladı. Aman önlem alın diye işte ana akımda o senin dediğin tiplerin de konuştuğunu görüyoruz ama çok geç. Kimsenin önlem aldığı falan yok. Dünya jet hızıyla bir dünya savaşına gidiyor. Seneyle ilgili bir öngörüm var mı? Yani 2030 mu diyoruz? Valla Amerikalı generallerin gördüğünüz her Çinlinin kafasına sıkın, savaşa hazırlanın dedikleri tarih 2025. Ben demedim. Amerikalı generaller, unutmayın, daha 3-4 ay önce kendi askerlerine böyle direktif vermişti. Biz de yayınladık. Yani dolayısıyla 2025 tarihini veriyorlar. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir açıklama yapmıştı, o da 2025'teki savaşa hazır olun diye. Ha, ileride belki politik hamleler gelir, belki de olmayabilir ama Asya Pasifik'te büyük bir savaş peki, dünyayı bekliyor. Peki kalbinde bir geri sayım vardı, 2030 mu? Grid reset. Zaten hepsi reset. Bununla ilgili. Büyük bak, sıfırlama. O,